Günaydın. Videoyu çekiyorum ama artık yayınlanır mı tabii onu bilemiyorum. Cuma günü hafif eksilerle bir kapanış yaptık. Tabii aslında Çin'in Amerika'ya ait bir drone'u ele geçirmesi, deniz drone'unu ele geçirmesiyle hafif bir jeopolitik tansiyon artışı gördük piyasalarda. Daha önce bunu Birinci Dünya Savaşı ile ilgili olan analizde paylaşmıştım. Böyle bir durum söz konusu tarih boyunca, bundan sonra da söz konusu olacak. Dolayısıyla muhtemelen Çin'in söylemi olan barışçıl bir gücün yükseliyor olması durumu çok da geçerli olamayacak gibi gözüküyor ilerideki tarihlerde, ama bunun spekülasyonunu yapmak çok doğru olmaz. Tabii bugün önemli olan gelişme aslında Amerika'da seçiciler kurulunun nihai kararını veriyor olması. Eğer 37'den fazlaki, şu ana kadar sadece bir aday oy vermeyeceğini resmi olarak açıkladı diyebiliriz, Trump'ın başkanlığı kesinleşmiş olacak. Aslında oylar 6 Aralık diye yanlış yazdım ama daha sonra seçiciler kurulu tarafından sayılacak ve resmi olarak 6 Ocak'ta Başkan Trump seçilmiş olacak. 20'sinde de göreve başlamış olacak. Dolayısıyla bugün belki ufak bir heyecan vardır. Acaba oyunu değiştirir mi seçiciler diye. Piyasalar açısından baktığımızda yukarı momentumun kırılmadığını görüyoruz ama yavaş yavaş Trump'ın resmi olarak koltuğa oturacağı tarihe doğru ben bir realizasyon gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki günlerde de bu yaşanabilir. Çok basit olarak piyasa çok kuvvetli bir rally yaptı ama bu rallide henüz tam olarak rakamların kullanıldığını düşünmüyorum. Yani Trump'ın ne yapacağına dair düşünce ile Trump'ın yapabilecekleri veya ne kadarlık süre içinde yapabileceği realite arasında bir fark oluşmuş olabilir. Bu farkın da piyasaya bir düzeltme olarak yansıması söz konusu olacaktır. Ama daha geniş olarak baktığımızda bu düzeltmenin de daha öncekilerde olduğu gibi bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Bugün veri açısından baktığımızda önemli bir veri yok. Market PMI var ama piyasa çok fazla, biliyorsunuz, bunu ISM kadar ciddiye alarak değerlendirmiyor. Pariteler tarafına bir geçelim. Paritelerde hafta sonunda da paylaştım zaten. Artık iyice kritik diyebileceğimiz bir seviyeye doğru bir geri çekilme yaşanıyor. Şuradaki uzun vadeli trendin artık test edilmesi an meselesi gibi, 1.02'lerden yaklaşık bahsediyoruz. Tabi bu seviyenin test edilmesi, şurada görüyorsunuz, önceki diplerinde kırılmasıyla 1.0520'lerin ve ardından daha önceki dibin kırılmasıyla artık burasının test edilmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor. Ama piyasa çok hızlı bir şekilde birlerden bahsetmeye başladı. En euro bull olan kişilerin bile birden bahsettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada çok acele edip de satış yapmak istemiyorum. İşin doğrusu biraz daha bekleyip 1.02'nin kırılması durumunda harekete geçmek daha doğru olacaktır. Öte yandan piyasadaki spekülatif konumlanmaya baktığımızda euro shortların hiç de aşırı olmadığını görüyoruz. Yani 1.02'lerin kırılmasını sağlayacak piyasada potansiyel var. Dolayısıyla 1.02, eğer şu ana kadar euro'da hiç short gitmediyseniz, euro long olmayı tercih eden kesimdeyseniz, 1.02'nin kırılmasıyla beraber hareket 0.82-86'ya doğru başlayacaktır. Dolayısıyla biraz daha short tarafta olmayı tercih etmek doğru olur diye düşünüyorum. Japon yeninde de benzer bir durum var. Orada da 114.50'lerden bahsetmiştik geçtiğimiz haftalarda. O seviyelerin rahatlıkla kırıldığını gördük. Dolayısıyla yukarıya doğru hareket momentum kazandı. Ancak şurada gördüğünüz 118'li seviyelerde takıldığını görüyoruz. Biraz daha aşağı gelme ihtimali bence yüksek. Yani burası çok da kolay aşılacak bir seviye değil. Ama 118'lerin üzerinde tutulması durumunda, o zaman 118-124 bandı yeniden gündeme gelecektir. Tabii 124'lerin kırılması, ki bunu
bunun nasıl kırılabileceğini analiz ettim. Özellikle 10 yıllıklarla, Boj'un 10 yıllıklara olan yaklaşımıyla bağlı bir gelişme bu. O zaman çok daha sert bir şekilde ve bu kez zannedersem bir krizle beraber yen değer kaybediyor olacak. Orayı yakından takip etmek gerekir. Yen pozisyonlarında çok hızlı bir değişim oldu. Aslında burada hatırlıyorsanız uzun bir süre long seviyelerin zirvede olduğunu tartıştık ama son dönemlere baktığımızda çok hızlı bir çözülmede takip etti bu short pozisyonları, long pozisyonları. Şu anda baktığımızda bakın aşağı yukarı ay sonunda sadece 269 veya 0 diyebileceğimiz bir short varken şu anda 63.000'e varan bir short var ki bu son zamanların en hızlı short pozisyonlarının açılması diyebiliriz. Dolayısıyla burada da bir yavaşlama, bir sakinleşme söz konusu olacaktır. Tabii aslında bütün bu gelişmelerin Amerikan 10 yıllıklarıyla da ilgili olduğunu biliyoruz. 10 yıllıklarda Fed'le beraber hızlı bir yukarı hareket gördük. Tabii burada görüyorsunuz aslında indikatörle bir uyumsuzluk var ama trend olarak baktığımızda yani DMI ile bakarsak çok kuvvetli bir yukarı trend hala var. ADX üzerinden baktığımızda yükselen bir ADX var. DMI Plus'ın çok ciddi bir yukarı trendden, yukarı baskıdan bahsettiğini görüyoruz. Diğer tarafta baktığımızda DMI Minus'ta tam aksi bir durum var. Dolayısıyla göstergedeki uyumsuzluğun trade edilebilmesi için trendin kırıldığını görmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz osilatörlerin çalışmadığı dönem trend dönemleridir ve şu anda bir trend olduğu çok net. Dolayısıyla burada bir dikkatli olma durumu söz konusu olmalı ama henüz trendin kırılmaması dolayısıyla da longlamak tehlikeli olabilir. Tabii pozisyon açısından konumlanmaya baktığımızda neredeyse tarihi zirveyi yakalamış durumdayız. Şurada gördüğünüz gibi bir tarihi zirve var. 2010 civarında onun dışında şu anda en yüksek short pozisyonların açıldığını görebiliyoruz. Yine bir başka faiz kontratı olan euro dolar kontratına baktığımızda orada da benzer bir durum var ama bu kez tarihinin en yüksek short pozisyonları açılmış durumda. Dolayısıyla burada da çok hızlı bir şekilde bir toparlanma olacaktır. Ama söylediğim gibi trendde bir kırılma yaşadığımızı gördükten sonra harekete geçmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Metaller tarafına geçelim. Metallerde de altında 1140'ın altına doğru bir kayma söz konusu oldu. Ardından hızlı bir şekilde daha düşük seviyeleri de gördük ama şurada bakarsanız 1123'lere 20'lere kadar bir geri çekilme oldu. Ama genel olarak baktığınızda tekrar 1140'lara doğru bir geri çekilme olması pozitif bir durum. Buradaki beklentim değişmiş değil. 1000'lere doğru hatta 1000'in altına doğru bir geri çekilme söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Ama kısa vadede eğer 1140'lar ki Çin haberiyle beraber buraya gelmiştik dayanırsa o zaman tekrar bir üzerine doğru işte az önce saydığım Trump'ın aşırı veya rakamlara artık dayanmayan bilmediğimiz daha doğrusu planları üzerinde yükselen piyasa altında da bir toparlanma gösterebilir. Ama onu bir kenara bırakırsak şurada gördüğümüz 1080 ardından da geçen senenin sonlarına doğru gördüğümüz 1040'lı seviyeler test edilecektir. Önümüzdeki senede ben bu seviyelerin görülmesini bekliyorum. Tabii şurada bir noktaya daha bakmak lazım. Görüyorsunuz aslında şuradaki kapanış kritik olacak. Yani 1060'ın altında bir kapanış yıllık bazda baktığımızda son derece negatif olacaktır. Çünkü şu son dönem açısından bakarsak 2013'te önceki yıldan düşük bir kapanış, 2014'te keza benzer bir düşük kapanış, 2015'te benzer bir hareket, 2016'da da 1060'ın altında bir kapanış altın açısından son derece negatif olacak. Takip etmek gerekiyor ama benim şu andaki görüşüm hala
2017'de binlerin altına doğru bir seyir olacağı. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş biraz daha fazla dayanmıştı ama geçtiğimiz hafta şu büyük çubukla beraber gümüş de aşağı yönünü artık ilan etmiş oldu. Görüyorsunuz çok net alçalan tepeler ve birbirinin altında gelişen dipler var. Dolayısıyla şuradaki hareketin eğer gelirse, düzeltme hareketinin 17-30'ların üzerine atmadığı sürece gümüşte de herhangi bir dönüşten bahsetmek mümkün olmayacaktır. Daha ziyade umut hareketleri olacaktır. Kısa vadede baktığımızda ise 15-80'ler civarı biraz destek oluşturabilecek bir seviye. 15-80-15-90. Dolayısıyla burada da ufak bir düzeltme söz konusu olabilir. Her iki enstrümanda da çok ciddi anlamda long pozisyonlar vardı 1360'lardayken. Artık bunun söz konusu olmadığını görüyoruz. Bu pozisyonlar en azından biraz daha normal diyebileceğimiz, standart diyebileceğimiz seviyelere geri çekilmiş durumda. Son yılların ortalama longlarına geldik. Ancak daha burada görüyorsunuz çok ciddi bir short açılabilir. Yani rekor seviyeler, piyasa tamamen altından vazgeçti diyebileceğimiz seviyeler 90 binlik short seviyelerine kadar çıkıyor. Dolayısıyla zannediyorum binin altına kayma senaryosu gerçekleşirse short pozisyonlarında çok daha düşük seviyelerde olduğunu, yüksek seviyelerde pardon olduğunu göreceğiz ve alış zamanında bize işaret edecektir diye düşünüyorum. Petrol tarafına gelelim. Petrolün 53 seviyelerinde hala problem yaşadığını görüyoruz. Üzerine doğru bir hareket gördük aslında isterseniz. Şurada görüyorsunuz 55'e kadar çıkan bir hareket vardı. Ama ardından kapanış itibariyle baktığımızda yeniden altında bir kapanış oldu. Dolayısıyla burada 53'ün üzerine net bir şekilde yerleştiğimizi gördükten sonra long pozisyonlara girmek biraz daha güvenli olacak gibi gözüküyor. 53-53.5 hatta. Hala ben yukarıya doğru yani 60-60'lı seviyeleri göreceğimiz bir 2017 bekliyorum. Muhtemelen çünkü sadece kısıntı değil. Gerçi Suudi Arabistan daha fazla kısacağını da açıklamış durumda ama muhtemelen bu kısıntıya paralel olarak geçtiğimiz yıllarda doğru düzgün yatırım yapılmamış olması ve piyasadaki global toparlanma beklentisi biraz daha destekleyecektir. Buradaki pozisyonlara baktığımızda rekor diyemeyiz ama oldukça yüksek seviyeler. Dolayısıyla bu 53'ün kırılmasını belki bir süre geciktirebilir. Ama 53-53.5 aralığı kırılırsa hızlı bir şekilde oradan yukarıya doğru hareketini sürdürecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla bakırın aksine yani orayı da açalım tabii. Bakır tarafında çok hızlı bir yükseliş oldu. Ardından da biliyorsunuz buradaki long pozisyonlarında aşırı olduğundan bahsetmiştim. Bir düzeltme geldiğine başladığını görüyoruz. Şuradaki ufak 55'teki desteğin kırılmasıyla beraber düzeltme biraz daha derinleşecektir. Burada trendin durumuna bakarsak görüyorsunuz artık pozitif DMI ciddi anlamda zayıflamış durumda ki bir süredir bu sinyali veriyordu. Aşağı yukarı geçtiğimiz ay ortasından itibaren oradaki gücünü kaybetti. Eksi DMI'nin de yükselmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla burada da baktığımızda osilatörün artık çalıştığını, artık değil zaten bir süredir satış sinyali verdiğini görebiliyorduk. Buradaki long pozisyonlara da hemen bir göz atalım. Görüyorsunuz çok ciddi anlamda longlar var. Bu sert bir şekilde geri çekilecektir. Dolayısıyla bakırda da bir satış beklemek, satışın devamını beklemek doğru olur diye düşünüyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.